Türkiye, Seyit Kılıç'ı son dakika verdiği haber ve gelişmelerle tanıdı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Kılıç, Kanal 6 ve Samanyolu TV'de çalıştı. 2010 yılında TRT Haber'de görev alan Kılıç, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Hrant Dink cinayeti, askeri casusluk, KCK gibi dönemin önemli davalarını anı anına kamuoyuna duyurdu. Şırnak'tan Çanakkale'ye haberin olduğu her yere koştu. Öyle ki kızının doğduğu haberini haber peşinde koşarken aldı. Hayatı haber yapmakla geçen Seyit Kılıç, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası pasif göreve alındı. 15 Temmuz'da basın özgürlüğüne yapılan darbeye Seyit Kılıç da eklendi. Başarılı muhabir Kılıç, 30 Temmuz 2016'da tutuklandı. 8 Mart 2018 tarihinde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yıllar önce çalıştığı kurum, yurt dışı seyahati, banka hesabı suç sayıldı. Mahkemedeki savunmasında sanki komedi unsurlarıyla süslenmiş bir gerilim filminin içindeyim diyen Seyit Kılıç, Türkiye'de yönetimin otoriterliğe kaymaya başladığı dönemde gerçek demokrasi için özgür medya mücadelesinde yer aldı. Fikirleri, haberleri, yazdıkları suç sayıldı. 4 yıldır özgürlüğünden mahrum.